Selamünaleyküm arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapacaktık? En son register ve login sayfalarını yapacaktık. Bunun için hemen referans projemizi inceleyerek işleme başlayabiliriz. Sayfamızda ilk olarak ne görüyoruz? Yine bizim daha önceden tasarlamış olduğumuz tampar yapısı var. Bunun da altında kendine has olan style özellikleri var. Örneğin arka planda bir tane fotoğrafımız var. Fotoğrafın önünde de neyi görmekteyiz? Bir tane form yapısı görmekteyiz. Form yapısı ise kendi içerisinde daha farklı animasyonlara sahip. Örneğin şurada bir tane element var ve biz burada input elementini bir şeyler yaptığımızda bu elementimiz yukarıya doğru gerçekleşiyor. Yani şuralar aslında birer input elementi. İçerisinde ise daha farklı bir elementimiz bulunmakta. Bir altında Do you have an account yazısı bulunmakta. Bu bir A elementi. Alt tarafta sayfanın altında URL çıkarıyor dikkat ederseniz. Login sayfasını istek atıyormuş. Şurada ise bir Submit butonu bulunmak. Bu buton da sunucuya istek atmamızı gereken arkadaşımız. Login sayfasına baktığımızda login sayfası da birebir olarak aynı. Sadece işte şurada e-mail kısmı yok. Sadece username ve password değeri var. Altındaki yazı da değişmiş ve istek attığı yerde artık ne olması lazımdı? Register olması lazımdı. Şu an yanlış yere istek atıyor. Onu da ben sonradan düzeltelim. Çünkü buna tıkladığımda beni register'a yönlendirmesi lazımdı. Yani hesabın yok mu diye soruyor. Hesabımız yoksa gidip kaydolmamız lazım. Onu da yanlış yazmışım. Neyse. Devam edelim. Bu butona bastığımızda da bize yine sunucuya yönlendirip login sayfasından işlemlerimizi yapmamıza olanak sağlayacak. Evet, biz bugün neyimizi yapacağız? Register ve login sayfalarını yapacağız. Göründüğü gibi iki sayfada birbirine aşırı derecede benzemekte. Bu nedenle biz bir tanesini yaptığımızda aslında diğer sayfayı da otomatik olarak yapmış olacağız. Daha fazla konuşmadan hemen gelip dosyalarımızı oluşturup işe başlayalım. İlk olarak register.html, daha sonrasında login.html dosyalarını oluşturuyorum. Dediğimiz gibi sayfa içerisinde tahtlar yapısı olacak. Şimdi indeksi mi kopyalayalım yoksa about'u mu kopyalayalım? Bence about'u kopyalayalım. Neden? Çünkü about sayfası ile register login sayfaları aynı dizinin altında bulunacaklar. Bu nedenle publish gibi veya kendi aralarındaki erişimleri daha kolay olacaktır. Çünkü index.html kök dizinin içerisinde bulunuyor. Haliyle bu paste'in içerisine girmesi gerekiyorken about.html dosyaları artık bu durumdan kurtulmuş oluyorlar. Şimdi kopyala yapıştır işlemini yapmadan önce şuradaki alanı düzeltmek istiyorum. Biz artık register ve login sayfalarına sahip olduğumuz için getirip şunlara şöyle bir şey diyebiliriz. Kök dizin içerisindeki login.html sayfasına, pardon, login değilmiş, register'mış. Register.html sayfasına gideceksin. Login içinde kök dizinin içerisindeki login.html alanına gideceksin diyoruz. Daha sonra olduğu gibi kopyalayacağız. Ctrl A, Ctrl C diyorum. Register sayfasına kodlarımı yerleştiriyorum. Bizim için artık header önemli mi? Değil. Header'ı sildik. Ve about kısmı önemli mi? Değil. Bunu da sildik. Kaydettikten sonra Ctrl A, Ctrl C yapıp login içerisine de temizlenmiş halini ekliyoruz. Evet, sayfalarımızı oluşturduk. Şimdi ana sayfadan da gitmemiz gerekiyor bu alanlara. Bu nedenle şunları da sileceğiz. Paste'in altındaki login HTML ki bu register değil, bunu karıştırıyorsak. Register. Şu arkadaşımız ise paste'in altındaki login.html olarak geliyordu. Projeyi çalıştırıyoruz. Projemiz çalışırken tıklayalım bakalım gidebiliyor muyuz? About'tan Register'a istek atıyorum. Evet, Register sayfası geliyor. Login'e istek atıyorum. Login sayfası da başarılı bir şekilde geliyor. Yani kısaca tüm sayfalar arasında tahtbar yapısı aktif bir şekilde çalışmakta. Home'a tıkladığımda beni ana sayfaya yönlendiriyor. Çok güzel. O zaman hemen içeriklerimizi ekleyerek projeye devam edelim. Şimdi biz ne oluşturacağız demiştik. Bir tane tasarım oluşturacağız ve bu tasarım hem login hem de register için geçerli olacak. O yüzden ki ben burada ortak bir isim değeri kullansam benim için daha iyi olabilir. Bunun için hemen class değeri log array olan bir tane element oluşturacağım. Yani login'in log kısmı, register'ın da array kısmını aldım. Ve bu class değerine sahip bir tane HTML elementi oluşturmuş oldum. Daha sonra bu elementin içerisine girip ne oluşturmamız gerekiyordu? Referans projemizden kopya çekelim. Bir tane resim elementimiz varmış. Resim elementini hemen tanımlayalım. Şöyle şurayı da iyice yaklaştırayım. Diyeceğiz ki abicim Pavlov'un içerisine gidiyorsun. Pavlov'un içerisinden resim dosyasına, background içerisinden de şu an ne oluşturacağız? Register'ı. Register.jpg dosyasını alıyorsun. Daha sonra da
alt diye bir register olabilir. Form yapısını da oluşturalım. Formun herhangi bir aksiyonu olmasın. Biz bunları JavaScript ile müdahale edeceğiz. Form yapısı içerisinde nelerimiz var? Dediğimiz gibi input yapılarım var. Fakat bu input yapılarında kendince bir animasyonları var. O yüzden ki şu input ve animasyon elementinin içerisinde bulunduğu alanı form group adında bir tane elementin içerisine alacağım. Ve şöyle ilk elementimi oluşturacağız. Bu benim email elementimmiş. Hemen span içerisine gireceğiz. Email yıldız işaretini de bırakacağız. Yıldız zorunlu anlamına geliyor. Yani şöyle ben tıkladığımda diyor ki lütfen bu alanı doldurun şeklinde bir yazı çıkıyor. Bunu HTML otomatik olarak yapıyor. Biz bunları ilerleyen zamanda required özelliği falan vereceğiz. Bu zorunlu olduğu anlamına gelecek. Şuradaki form grup yapısını kopyalayıp hemen bir alta getiriyoruz. Neymiş bunun değeri? User neymiş? Daha sonrasında password olarak gelecekmiş. Tamam. Şimdi şurada bir tane yazı ve submit butonumun bulunduğu alan var. Bunları neyin içerisinde oluşturalım? Bunları da btn grup içerisine alalım. Şöyle nokta dedikten sonra btn grup. Şuradaki yazı bir A elementi. Nereden biliyorum? Çünkü sayfanın altında bana bir URL değeri çıkarıyor. O URL değerini nereye çıkarmamız gerekiyormuş? Bizim login sayfasına göndermemiz gerekiyormuş. Bu nedenle diyeceğiz ki arkadaşım şuradaki login sayfasını yönlendireceksin beni. Eğer bir hesabı varsa. Do you have an account? Hesabın var mı? Varsa giriş yap. Daha sonra da bir tane butonumuz varmış. İçerisinde register yazısı bulunuyormuş. Şimdi şuradan getirip type değerini submit yapabiliriz. Fakat gerek yok. Çünkü butonların default özelliği de submit'tir. Yani default bir butonun type değeri submit'tir arkadaşlar. Bu nedenle tekrardan submit yazmamıza da gerek yok. Evet. Şimdi kaydedip inceleyelim bakalım neye benzemiş. Görüntü CSS olmadan bu şekilde. Şimdi biz bunu şuradaki hale dönüştürmeye çalışacağız CSS ile birlikte. Bunun için hemen CSS'in içerisine geliyorum ve logreg.css dosyasını oluşturuyoruz. Ve bu arkadaşımızı da indeksin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Getirip dahil edelim. logreg.css. Tabii ki e'sini de küçük yazmam gerekiyordu. Şurada. Tamam. Bakalım etki edebilecek miyiz? Eğer ki başarılı bir şekilde erişim sağladıysam arka plan rengini değiştirebilirim değil mi? O halde log red gelelim içerisine. Background color'a turuncu değerini verirsem eğer. Evet, başarılı bir şekilde erişim sağlamış. Tamam, çok güzel. Benim bununla bir işim var mı? Yok. Aslında var. Şöyle biz bunu yine position değerini relative olarak ayarlayacağız. Daha sonra devam edelim. Arka plan renginin turuncu olması benim için bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor ama olmasın. Kaldıralım. Evet, şimdi long break içerisindeki image elementini gidip şunu yazacağım. Diyeceğim ki arkadaşım, senin genişlik değerin zaten default olarak biz bunu ayarlamıştık. Default'tan CSS içerisinde. Genişlik değerin %100'deydi. Yükseklik değerin ise şöyle bir şey olacak. Biz calculator metodunu açacağız ve calculator'ın içerisinde şunu yazacağız. Diyeceğiz ki görünen alanın tamamı. Yani bu mobil ekranda da olabilir. Masaüstü ekranda da olabilir. Ekranın tamamını kaplayacaksın. Fakat ne kadarını çıkaracağız içerisinden? 50 piksel kadarını çıkaracağız. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bizim yukarıda bir tane taplarımız var değil mi? Tapların yükseklik değeri ne kadardı? 50 px kadardı. Şimdi ben buna eğer doğrudan calculator kullanmadan 100 vh demiş olsaydım bir scroll çubuğu oluşurdu. Neden? Çünkü zaten 50 piksel burada. Biz görünen alanın tamamı kadar bir daha şu arkadaşımıza verirsek eğer şurada 50 px bir fazlalık olurdu. Bu nedenle biz diyeceğiz ki bu fazlalık oluşmasın. Bunun yerine sen gel şurada bir çıkarma işlemi yap. Ne kadar çıkaracaksın? 50 piksel kadar çıkaracaksın diyor. Evet, burayı kaydettikten sonra bir altındaki form grubuna müdahale etmemiz gerekiyor. Hemen form elementine erişim sağlayacağım. Bunun da position değerini absolute olarak ayarlayacağım. Şimdi kaydettiğimde görüntü sayfa içerisinde herhangi bir şekilde elementleri görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. Peki niye göremiyorum? Niye göremediğimi ben de merak ettim. Şimdi şuradaki indeksi kapatalım. Biz bunları register'ın içerisine yazmıştık. Şöyle register arkadaşımızı açalım.
Evet, form yapımı var mı? Var. Yani ki form yapısı varsa ben de form yapısına erişim sağladıysam arka plan değerini değiştirebilirim değil mi? Örneğin turuncu yapsam, getirip kontrol edelim. Evet, erişim başarılı bir şekilde sağlanmış. O halde biz şuna şöyle bir şey diyelim. Diyelim ki display flex ve justify content center desem. Şimdi position değeri absolute ya. Ben position absolute olan elementi sayfa içerisinde display flex ile birlikte ne yapmış oldum? Hizalamış oldum. Tabii bunu yapmak zorunda mıyım? Tabii ki değilim. Bunun yerine ne yapabiliriz? Ben buradan top değerini örneğin 10 px yapsaydım, left değerini de 20 px yapsaydım ne olurdu? Bu arkadaşım yine hizalanırdı. Ve artık scroll çubuğunun, tabii şöyle reload edelim. Yani scroll çubuğu artık da çalışmıyor. Şimdi bu arkadaşımızı sayfanın ortasına getirmeye çalışacağız. Şimdi display flex komutunu kullanmadan biz onu sayfanın ortasına nasıl getiririz? Tabii ki şuradaki left değeriyle birlikte yapacağız bunu. Bunun için ilk önce elementin genişlik değeri olması gerekiyor. 400 px kadarlık bir genişlik değeri verelim. Daha sonra da left değerine şöyle bir şey verilebilir. Deriz ki yine sen calculator metodunu açarsan %100 eksi 400 px. Tamam. %100 eksi 400 px. Ama burada matematikteki sıralı işlemler için biz ne yapıyorduk? Başka bir parantez içerisinde almamız gerekiyordu. %100'den 400 px'i çıkardıktan sonra bunu ikiye böleceğim. Ve kaydettiğimde görüntü sayfanın tam ortasında. Fakat top değerini silmişiz. Top değerini de hemen getirelim. Şöyle 10 px diyelim. Ne yapmış olduk? Biz bunu sayfanın içerisine ortalamış olduk. Peki burada niye şöyle bir matematik yaptık? Yani biz bunu hizalamak için display flex komutunu kullanmak zorunda değiliz arkadaşlar. Ben bunu göstermeye çalışıyorum burada. Burada yaptığımız matematik ise aslında oldukça basit. Diyoruz ki sayfanın tamamından 400 px'lik bir alanı çıkar. Çıkardıktan sonra da bunu ikiye bak. Şimdi 400 px neyi temsil ediyordu? Zaten bu arkadaşımın kendisi 400 px ya. Yani. Diyorum ki sen bunu çıkar, yani bu hiç yokmuş gibi davran. Daha sonra da ikiye böl. İkiye bölünce ne yapmış oluyor? Left'ten şu kadarlık bir alan oluşturuyor. İkiye böldüğümüz için eşit boşluk vermiş oluyoruz. Evet, buradaki matematikte bu işleme yarıyor. Şimdi yukarıdan ne kadar boşluk varmış ona bakalım. Bence arada nereden baksan bir 200 piksel kadar bir boşluk var. Şöyle 200 piksel kadarlık bir boşluk verelim. Çok oldu. Şöyle 100'e çeksek. Bakalım. Çok güzel. Tamam. Arka plan rengini şöyle silelim. Aslında silmeyeceğiz. Bir opak renk varmış. Background color için RGB alfadan 0.06 verelim mesela. Çok güzel. Padding verelim. 20 px kadar. Şöyle bakalım aradaki boşluklar. 20 px kadar mı? Gibi gibi. Şimdi biz bu elementleri alt alta listeleyeceğiz. Her biri neyin içerisindeydi? Long reg içerisindeki, formun içerisindeki, form group içerisindeki elementlerimizdi. Biz bunların bir de arka plan rengini değiştirelim. Erişim sağladığımızı emin olalım. Her birine margin button 10 px verirsek, az olduğu gibi 20 verelim. Aradaki boşluk 30 piksel, hatta belki 50 piksel bile olabilir. 50 piksel çok. 30 olsun, bizim olsun. Tamam. Çok güzel. Şimdi bu arkadaşımızın da position değerini ne yapacağız? Relative yapacağız. Ve içerisindeki elementlerin erişim sağlayacağız. Diyeceğiz ki ilk olarak input elementine git ve input elementine şu komutları ver. Genişliklerini %100'e çek. Height değeri de ne olsun? 30 piksel kadar olsun. Tamam. Bir altında bulunan span elementine ise şunu diyeceğiz. Arkadaşım senin position özelliğin absolute olacak diyorum. Şimdi kaydettiğimde biz buna da top left değeri vermediğimiz için ne yapıyor? Kendini herhangi bir yere yerleştiriyor. Biz bunu left değerini 20'ye çekeceğiz. Top değerini ise örneğin 10 px olarak ayarlayacağız. Ve şöyle bir şekilde duracak. Evet, yavaş yavaş benzetmeye başladık. Input elementinin arka plan rengi neymiş? Şöyle background color. Hatta background'ın tamamı için verelim. Sadece background color diye değil. RGB alfadan şunu 3'e çekersek. Tamam, şuradaki turuncuyu da kaldırdım. Gibi gibi. Border none. Outline none. Outline dediğim şey ise tıklandığında etrafında oluşan özellik. Şöyle göstereyim. Tıkladığında etrafında bir tane beyaz çerçeve oluşuyor. Biz outline dediğimizde bu arkadaşımızdan kurtulmuş oluyoruz. Evet.
gibi gibi gibi. Daha sonrasında ne yapacağız? Hatta şurada outline değeri var mı? Ha, elementi yukarıya çıkarıyoruz. Tamam. Şimdi şurada bir tane border radius görüyorum. 10 piksel kadar. Ayrıca input elementi 30 piksel de değil, 40 piksel gibi bir şey. Bakalım. Evet. Daha sonra formun kendisinde border radius varmış. 10 piksel kadar. 10 piksel yeterli mi? Yetmeyebilir. Sanki 400 piksel de fazla olmuş gibi, daha ince bir yapısı var ama. Şuradan da 400 değil 350 çıkaracağız. Kaydedelim. Tamam. Color white olacak. Şöyle color white olsun. Kaydedip bakalım. Şurada bir shadow özelliği var gibi. Shadow'u da getirip verelim. Diyelim ki box shadow. Kutu için shadow ekleyeceğiz. Diyeceğiz ki 0px sağa doğru, 0px aşağı doğru. 3px dağılma payı olsun. RGB alfadan şöyle bir renk çekelim. Daha sonra virgül koyup devam edelim. Yayılma payı kaç olsun? 5 olsun. Yine RGB alfadan bu arkadaşımızı çekip bakalım. Yani gözükmüyor. Şuradaki değerleri artıralım. Opaklığı birazcık daha sert olsun. Yayılma payını da artıralım şöyle. 10 pix yayılma payı versek, kaydetsek. Yani orada daha belirgin bir şekilde var. O yüzden ki şunları büyüteceğim. Diyeceğim ki sen 5 ol, sen 10 ol, sen ise 15 ol desem. Gibi gibi. Ve arka plan rengi de daha koyu gibi. Şunu 8'e çekelim. Çok koyu oldu. 7 olsa. Benziyor. Gelelim şuradaki span elementimize. Span elementinin font family yapısı farklı. Bunun için geleceğim font family'den. Önce bir tespit etmem gerekiyor. Neye benziyor? Bana Joseph'in andırıyor. Joseph'in arkadaşımı kopyalıyorum. CSS içerisinde getirip şuradaki span elementine yerleştireceğim. Keys aldıktan sonra kaydedip bakalım. Evet. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bunun tıklanıldığında yukarıya çıkaran bir animasyonu var değil mi? Şimdi onu yapalım. Onu nasıl yapacağız? Onu yapabilmek için elementi ilk başta sayfanın ortasında ortalamam gerekiyor ve belli başlı bazı özellikler vermem gerekiyor. Neden? Çünkü ben tıkladığımda şu arkadaşımın bir arka planı var. Görüyor musunuz? Şimdi o arka planı elde edilmek için belirli miktar padding falan vermek gerekiyor. Ona bakalım. İlk olarak getirip şuradaki span elementinin sayfa içerisinde ortalanmasını sağlayacağız. Ortalamadan önce getirip şuna bir padding değeri verelim. Diyelim ki sağdan soldan, pardon yukarıdan aşağıdan 3 pik, sağdan soldan 5 piksel kadarlık bir boşluk vereceğiz. Sonrasında left 20 pik biraz fazla olmuş. Ona çekelim. Sayfanın ortasında gibi. Şuradaki font size durumu halinde aynı değil mi? Aynı gibi. Tamam. Şimdi tıkladığımızda biz bunu yukarıya çıkaracağız. Şimdi ben input elementini tıkladığımda, şuradaki input elementini tıkladığımda span elementini nasıl yukarıya çıkarırım? Bunun için CSS'de özel bir yapı var. Tilde işareti diye geçiyor bu arkadaşımızın adı. Hemen gösterelim. Form grup içerisindeki input'a gidiyorsun ve input focus olduğunda, diyelim ki ne olsun arkadaşım, tilde işaretiyle gidip span elementini seçeceksin diyoruz. Haydi bakayım, yeni bir şey çıktı karşımıza. Bu arkadaşımız nedir, ne işe yarıyor? Tilde işareti kısaca şu işe yarıyor. Biz register içerisinde input elementini nereye yerleştirdik? Span elementinin bir üstüne yerleştirdik değil mi? Span elementinin altına yerleştirseydim, yani ben şu elementi şöyle yukarıya çekseydim, şöyle alt ile yapalım. Alt tuşuna basıp ok tuşuna bastığımda yukarı ok tuşuna ne yaptım? Span elementini input'un üstüne aldım. Şimdi ben bunu bu şekilde yapsaydım çalışmazdı. Yani tilde işareti çalışmıyor. Tilde işaretinin çalışabilmesi için input elementinden sonra elementin gelmesi gerekiyor. Biz de burada o kurala göre inşa ettik. Her seferinde input elementinin altına span elementini yerleştirdim. Dikkat ederseniz bu bilinçli yapılmış bir şey. Çünkü tilde işareti bu şekilde çalışıyor. Biz burada tilde işaretine şunu söylüyoruz. Diyoruz ki input elementi focus olduğunda input'tan sonra gelen span elementini seç demiş oluyoruz aslında.
Şimdi seçtiysek o zaman müdahale edebiliriz. Örneğin ben burada fokus olduğunu ne yapmasını isterim? Derim ki tap değeri başlangıçta kaçtı? 10 piksel değil mi? Sen bunu eksi 5 piksel çek. Left değerini 20 piksel çek derysem. Tıklıyorum. Ne oldu? Tıkladığımda element çok hızlı bir şekilde animasyonu gerçekleştirdi. Şimdi ilk olarak biz bu hızını ayarlamamız gerekiyor. Tüm animasyonlar için yarım saniye kadar desem ne olur? Tıkladığımda animasyon gayet yavaş bir şekilde çalışıyor. Şuraya tıklayalım. Aslında o kadar da yavaş çalışmıyormuş. Şunu 0.3'e çekelim. 300 milisaniye olsun. Evet, şimdi daha iyi gibi. Daha sonra ne oluyor? Arka plan rengi oluşuyor. Arka plan renginin oluşabilmesi için şöyle background color vereceğiz. RGB alfa 0.05 versek koyu mu olur bakalım. İşte koyu oluyor. Ama yanlış yerden bakıyoruz. Bir tık daha yukarıya çıkması lazım. Şunu ona yapalım, ona çekelim. Çok güzel. Font size değerinin değişmesi lazım. Ne olsun? 0.9 RAM olsun. Tıkladığında bir tık küçülüyor. Yani zaten default olarak 1 RAM olarak geliyor ya. Biz diyoruz ki %10'u küçülttü. Yani 0.9'a çekmiş oluyoruz. Şöyle 8'e çekelim. %20 küçülüyor. Bakalım şurada. Evet, burada da %20 küçülüyor gibi. Fakat padding değeri hoş olmamış. Yukarıdan aşağıdan 4 verelim. Şurayı da 7 falan yapalım. Evet. Bir de border radius'u verdik mi sanki tamamdır. 3px kadar da border radius olsa. Şöyle yakınlaştırıp bakalım hatta. Gibi. Tamam. Altında neyimiz varmış? Bir tane yazımız varmış. Şimdi buradaki kısım bitti mi? Şimdi bu şekilde baktığımızda aslında bitmiş gibi görünüyor ama tam olarak bitti de değil. Neden bitmiş değil? Çünkü ben buradan fokus özelliğini bıraktığımda element ne oluyor? Tekrardan eski yerine geliyor. Biz burada şunu da yazmamız lazım. Yani element fokus olduğunda, yani odaklandığında sen bunu yapacaksın. Tamam da bir şey olduğunda da bunu yapacaksın. Başka ne zaman yapacaksın bunu? Diyeceğiz ki bu arkadaşımız, yine aynı yolu vermem gerekiyor. Form grup içerisindeki input valid olduğunda, yani doğrulandığında. Peki ne zaman doğrulanır? HTML'in kendi özelliğidir bu. Getirip biz bunun içerisine required özelliğini vermemiz gerekiyor. Bu animasyonun çalışabilmesi için. Hemen getirip içerisine required yazalım. Kaydedelim. Ve artık valid yapısı düzgün bir şekilde çalışacaktır. Tekrardan tilde işaretini yerleştirmem gerekiyor. Bu arada tilde işaretini yapmak için söylemeyi unuttum orada. Ben muhtemelen açıklamalar kısmında yazarım onu da. Alt yazı olarak görmüşsünüzdür siz. Alt GR tuşuna bastıktan sonra, şimdi İngilizce klavye kullanıyorum, bu Ü'lü değil mi? Ha. Alt GR artı Ü tuşuna bastığınızda iki kere tilde işareti oluşuyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Span elementini de tekrardan yazalım. Input elementi valid olduğunda da input'tan sonra gelen span elementini seç diyoruz. Ve artık kaydettiğimde içerisinde bir şey yazılıyken ben boşluğa tıkladığımda, yani fokus özelliği bitse bile şu anda burası valid olduğu için şuradaki koşul devam ediyor ve span elementini hala daha tutuyor, havada tutuyor, animasyon devam ediyor kısacası. Şimdi input elementini inceleyelim. Şimdi input elementini ben burada yazı yazdığımda, hatta şöyle yakınlaştırayım, tam olarak köşede değil, görüyor musunuz? Ortada başlıyor. Burada ise en köşede başlıyor. Bunun için ne yapmam gerekir? Input elementine gireceğiz ve şöyle bir şey diyeceğiz. Link vereceğiz, yani iç boşluk vereceğiz. Yukarıdan 0px, sağdan 0px, alttan 0px, fakat sol taraftan 10 piksel kadar iç boşluk ver diyorum. Ve artık görüntü böyle bir şey. Çok güzel. Form grup içerisindeki işlemleri tamamladık. Şimdi alt tarafta btn grup içerisindeki alanlarımıza müdahale edelim. Bunun için ne yapıyorum? İşte hemen geliyoruz, formun içerisine giriyoruz ve diyoruz ki BTN grup alanına gidiyorsun. Ve daha sonra genişlik değerini %100'e çekiyorsun. Yükseklik değerini de auto verelim, fark etmez. Display'ini flex yapacağım. Justify content center olsun ama biz bunları space between olarak ayarlayalım. Kaydettiğimde iki element ne oluyor? En uzak köşelere gönderiliyor. Tam olarak istediğimiz de böyle bir şeydi zaten. Daha sonra yapmamız gereken nedir? Şimdi bu yazımın arka plan rengi beyaz ve mouse üzerine geldiğinde ne oluyor? Bir tane border gibisinden bir şey oluşuyor değil mi? Yani şurada bir tane hover animasyonu var. Hemen bakalım burada öyle bir şeyimiz var mı? Yok. Bunun için ne yapacağız? Geleceğiz. O arkadaşımıza önce bir erişim sağlayacağız. A elementine gideceksin. Color özelliğini white yapacaksın diyoruz.
Şimdi görüntü böyle bir şey. Bakalım. Font family yine benzemiyor. Burada da Joseph'ini kullanmışız gibi. Şu arkadaşımızı kopyalayıp deneyelim. Hemen geliyorum. İçerisine yerleştirip kaydet diyelim. You hey. Evet. Şurada düz bakalım. Şurada yazı stili tam olarak Joseph'in mi? Yani anımsayamadım ama Joseph'in de oldukça güzel oldu sanki. Joseph'in değil gibi. Bak şurada T farklı falan ama. Neyse fark etmez. Bence güzel oldu. Daha sonra ne yapacakmışım? Ben bunu mouse'la üzerine geldiğimde bu arkadaşımın altında border çıkacakmış. Bunun için şöyle bir background color verelim. Ne olsun? Orange olsun diyelim. Tamam. Transition verelim. Animasyonu gerçekleştirme süresi 300 milisaniye kadar olsun. Daha sonra şu arkadaşımızın hover olması durumuna bakalım. A elementi hover olduğunda border button 1 px solid nasıl gelsin bu arkadaşımız white olarak gelecekmiş. Kaydedelim. Şuradaki arka plan rengini kaldıralım. Başarılı bir şekilde border oluşturuluyor. Fakat bir tık hızlı oluşturuluyor. Şimdi burada elementi biz doğrudan oluşturmayacağız aslında. Oluşturmak yanlış bir şey olabilir. Bunun yerine rengini değiştirelim. Başlangıçta transparent olarak gelsin. Evet. Şu anda ne oldu? Yani şimdi border'ı oluşturmak başka bir şey. Rengini değiştirmek başka bir şey. Bu nedenle şöyle border color olarak değiştirirsem yeterli. Perfect. Buton elementine baktığımızda buton elementinin de bir CSS'e ihtiyacı var gibi. Bunun için yine forumun içerisindeki BTN grup içerisinden button elementine gideceğiz. İlk baktığımda ne görüyorum? Padding değeri var. Ve font size yeri de 16px gibi yani default özellikte olacakmış gibi bakalım. Renk değerini beyaza getirecekmişiz. Bunun da outline özelliği ne olarak gelecek? Kursoru pointer olarak gelecek. Padding değeri olacak demiştik. Padding ne kadar olsun? Şöyle 10 piksel falan verirsem gayet yeterli olur gibi. Çok oldu. 5 olsa tabi arka plan değerini kaldırmadık. Background color. Opak bir siyah verelim. Tamam. Border radius 10px verelim. Border değerini none olarak ayarlayalım. Rengi birazcık fazla açık. Bunu 5'e çekersek, 6'ya çekersek daha koyu bir renk elde etmiş oluruz. Fakat buradaki renk tam olarak bir siyah renk değilmiş gibi. Şöyle gri tonlarında bir renk elde etmek istiyoruz. Ayrıca padding değerini de daha farklı şekilde vermem gerekiyor. Yani yukarıdan aşağıdan 5 piksel iyidir. Fakat sağdan soldan padding değeri yetersiz. Sağdan soldan 10 piksel dersem görüntü böyle bir şeye dönüşüyor. Border radius değeri de fazla. Burayı da 5'e çekersem eğer görüntü benziyor mu? Şöyle sayfaları %100'e getirelim. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Ha, imajda bir problem var. Imajdaki problem de resmin bozulması durumuydu. Biz buna object fit değerini vermiştik. Color değerini ekleyelim tekrardan. Gibi gibi. Şimdi şuradaki yazı fazla yukarıda. Bu yazının da aşağı gelmesi gerekiyor. Bu yazının aşağı gelmesini nasıl sağlayabilirim? Şimdi bizim ana elementimizin yani ebeveyn elementimiz display flex özelliğine sahip. O zaman ben getirip align self yani kendisi için, child için şöyle desem, flex end desem yani sona götür desem elementi en aşağı yapıştırır. Bakalım. Oldukça benzer. Fakat şu arkadaşımıza biraz daha zoom yapalım. %125 olmuş. Altta bir tık boşluk var gibi. Onu da verelim. Bu çok yakın. Bunun için padding button dersem 3 piksel kadar. Bakalım. Gibi gibi gibi. Bence yeterlidir. Yani şurada sanki farklı bir padding daha varmış gibi ama böylesi daha mı iyi diye düşünüyorum. Bence daha iyi. Formun üst tarafında bir sanki fazla padding varmış gibi. Biz biraz padding'i az vermiş olabiliriz.
Ama bence oldukça yeterli. Şöyle %100'e getirelim. %100'e getirdikten sonra kaydedelim. Bu bizim için register sayfasını temsil ediyordu. Şimdi şuradaki kodların alayını kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra login'in içerisine getirip ne yapacağız? Yapıştıracağız. Dediğimiz gibi yani tasarım neredeyse aynı olacak. Şimdi login'e gidip bakıyoruz. Sadece şuradaki login'e benzetmemiz gerekecek. Evet, register'la olan işlemimiz bitti gibi. Şimdi gidip login sayfasında da benzer şeyleri yapacağız. Bunun için tekrar tekrar kod yazmayacağız tabii ki. Şuradaki kodların tamamını kopyalıyorum ve getirip login sayfası içerisindeki kodlarla değiştiriyorum. Şimdi login sayfasında istek attığımda login sayfası birebir olarak register sayfası gibi geliyor. Şimdi referans projemize gidip bakalım. Referans projemizde artık şeye gerek yok. E-mail değerine gerek yokmuş. Bu nedenle şuradaki e-mail değerini kaldıracağız. Arka plan değeri olarak da, arka plan resmi olarak da şurada artık register yerine bizim login olan fotoğrafımızı çekmemiz gerekiyor. Fotoğrafımı çektiğimde artık görüntü şöyle bir şey. Referans projemi yine aşırı derecede benzemekte. Bugün de hem login hem de register sayfamızı tek seferde yapmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.